Senin berduşkele geldi şeker amca. Ulan aylardır hep bu saatte damlar be, hiç şaşmadı. Kimdir, nedir, hiç bilmeyiz ha. Yo, bildiğimiz şeyler de var hakkında. Mesela sarhoştur her akşam. Ezberledik artık her kelimesini. Mesela parası yoktur, yalvarmaya başlar şimdi meyhaneciye, içki versin diye. Her akşam, her akşam çekilmiyorsun artık. Biz de çeşmeden doldurmuyoruz içkileri şişelere. Böyle der, böyle der ama uzatır önüne her seferinde içki bardağını. Allah ona o kadar içli bir ses vermiş ki. Bu acı dolu sesiyle değil bir bardağın, bin bardağın borcunu öder. Hadi dayanamadım gene, iç bakalım, iç de başla şarkını. Meyhaneci, bu akşam dut gibiyim. Merhaba meyhaneci, bu akşam dut gibiyim. Bir tek içki içmedim. Biraz da teselli ver. Ayrılık sarhoşuyum. Çok kalacak değilim. Bir kadeh bana yeter. Biraz da teselli ver. Ayrılık sarhoşuyor. Bir kötü söz söylesem, hani kırsam kalbini. Bir kötü söz söylesem, hani kırsam kalbini. Hiçbir kusur etmedim, bırakıp gitti beni. Hiçbir kusur etmedim, bırakıp gitti beni. Çok kalacak değilim, bir kadeh bana yeter. Biraz da teselli ver, ayrılık sarhoşuyum. Çok kalacak değilim, bir kadeh bana yeter. Biraz da teselli ver,
ayrılık sarhoşuyum. Ayrılık sarhoşuyum. Ayrılık sarhoşuyum. Bildin mi? Helal be abla! Bir değil, bin içki feda olsun sana! Canım ablacığım benim! Bu sesle şarap içki değil, şurup gibi geldi bana, Allah canım alsın ya! Aylardır aynı terane, gelir içer, şarkısını okur gider. Kimdir, kimin nesidir bilinmez. Sen yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım, seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi, kahretsen bana dön demeyeceğim, ecel ol sana baş eğmeyeceğim ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi, tövbesi. Çok saygıdeğer dinleyicilerim, uzun zamandan beri sizlerden uzak olmamın nedenini kaybetmiş olduğum eşimin geçirdiği acı kazayı sanırım yakinen biliyorsunuz. Müsaade ederseniz konserimin son eserini şimdi çok uzaklarda, belki de cennetin en güzel bir köşesinde beni bekleyen sevgili eşim Tennuray'ı tahvi ediyorum. Benim için cennet, gözlerin içi yavrum. Onların içine baktığım zaman kendimi pespembe bulutların üzerinde hissediyorum. Bir gün gerçekten uzaklaşırsam senden, o zaman... O zaman eminim ki cennetesindir sen. Orada yine beraber olacağız seninle. Seviyorum seni. İnanmıyorum sana. Yemin ederim seviyorum. Seven erkek sevdiği kadınını kötü işlerinde kullanmaz. Bak, yemin ederim bu son yavrum. Bu hem senin hem de benim son işimiz. Son vurgunumuz. Gereken parayı topladıktan sonra dürüst bir hayat yaşayacağız. Uzaklaşacağız buralardan. Çok uzaklara. Bizi dürüst bir çizgi içinde kabul edecek uzaklara gideceğiz. Yemin ederim, seviyorum seni. Peki, bu son defa mutluluğumuzu boşlu olacağımız zavallı kim? Ünlü bestekar, ses sanatçısı Adnan Şenses.
Adnan Şenses'in sesiyle avımızın ne ilgisi var? Haklısın. Sadece sesi lazım bize. İlgisini de beni dinlersen anlarsın. Önemli olan annesinin serveti. Daha da önemlisi, aileden aileye geçen milyonlar değerindeki kolye. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Anlarsın sonra. Sen şimdi Nihat'ı dikkatle dinle, ötesine karışma. Patronun isteği, Adnan Şenses'le tanışıp, onun ilgisini çekmen, onunla arkadaşlık kurman. Arkadaşlık kurman mı? Çıldırmışsınız siz, çıldırmışsınız hepiniz! Daha konuşmamız bitmedi. Hatta bu arkadaşlık evliliğe kadar gidecek. Çünkü bu ailenin geleneği, kolyeyi içlerine giren yeni gelinlerine takmak. Kolye senin boynuna takılsın, ötesi kolay. Nasıl inanırlar bana? Kolay mı bu istediğiniz? Kolay mı kolyeyi benim boynuma takacak kadar inandırmak? Kolay mı böyle bir sevgi yaşamak? Yaparsın sen. Senin tertemiz güzelliğine inanmayacak, gözlerinin masum büyüsüne kanmayacak erkek düşünemiyorum. Yapamam. Aldatamam hiç kimseyi. Beni sert olmaya, kuvvet kullanmaya mecbur etme! Sevmem, bilirsin. Her dediğimin yumuşaklıkla halledilmesini isterim. Hadi yavrum! Hadi güzel kızım benim! Nihat'ı dikkatle dinle, yap dediklerini! Yarın akşamki yardımsevenler balosunda bir güneş gibi doğacaksın. O kadar güzel olacaksın, o kadar güzel olacaksın ki her gören hayran olacak güzelliğine. Önemli olan Adnan Şenses'in sesi değil, annesinin boynundaki kolye. O kolyenin ileride senin boynuna takılması için gereken her şeyi yapacaksın. Adnan Şenses'in gözünde bütün kalabalığı silip, yalnız sen kalacaksın karşısında. Yalnız kalmak isteyecek seninle. Haberce oradan ayrılıp, sabaha karşı saat 4'te, 3. Levent'teki telefon kulübesinin köşesine geleceksiniz. Ötesini hiç düşünmesen de, bize bırak. Söyle. Evet, değil. Hiç olmazsa namuslu yaşamasını, dürüst olmasını biliyor. İyi gördü beni. Bana iyisin diyen ilk insan oldu hayatımda. Beni bu kadar iyi gören bir insana kötülük yapamazdım. Sus artık! Susmayacağım! Susturamazsın artık beni! Sus! Susturamazsın! Sus! 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 Bırak kızı! Sen karışma! Karışırım! Karışma! Karışırım! Thank you.
kaçakçıları yazıyor! Dün gece yakalanan gangsterleri yazıyor! Yazıyor! Burada mı uyudun yoksa? Dün gece saatlerce dinledim piyanonu. Bildim bileli belki de en duygulu gecendi. Ama piyanonun başında uyuyabileceğin aklıma gelmemişti. Anneciğim! Oğlum, tek varlığım, her şeyim! Dün gece ömrümün en güzel rüyasını gördüm anneciğim. Bir periyle, gökten inmiş bir periyle tanıştım dün gece. Sokaklarda, karanlıklar içinde saatlerce dolaştık. Sonra uçarak uzaklaştı yanımdan. Uzaklaştı, kayboldu. Onu da kaybettim. Yapayalnızım şimdi. Yan sayılmasın artık. Her şeyin olmaya hazırım ben. Bir rüya görür gibiyim. Sadece sesinizden ve bestelerinizden tanıyorum sizi. Kim olduğunuzu bile bilmiyorum. Anlatayım, seni tanıyana kadar bir annem vardı hayatımda. Bir de şarkılarım. Çok severim annemi. Bütün anneler iyidir. Ama başkadır benim annem. En büyük arzusu, beni kendisi gibi gerçekten sevecek bir sevgili bulmam ve mutlu olmam. İnşallah bulursun böyle bir sevgiliyi. Bulur muyum? Buldum bile. Buldun mu? Dedim ya, hep seni bekledim bir ömür karşıma çıkasın diye. Ya annen? Anlattım seni ona uzun uzun. Sevindi. Görmek için sabırsızlanıyor seni. Ama ben... Dünyanın en iyi insanısın. Saydım bir bir bütün iyiliklerini. Ben bu kadar mutluluğa... Yok, bu kadarına değil. Daha da fazlasına layıksın yavrum. Ben... Sen yuvamızın çiçeği, bestelerimi dile getiren kalbimin kelebeği olacaksın. Güzel sesin, notalarımla pespembe mutluluk bulutları üzerinde uçup duracak. Sonra da başarıların en üstüne uçuracaksın beni altın kanatlarınla. Herkes kıskanacak bizi. Herkes imrenerek bakacak güzelliklerimize. Oğlunu her şeyden çok seven bir anne olarak... Sizi tanımak gerçekten çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim efendim.
oğlumun karşısına basit bir kadının çıkmasından, aile çevremize yakışmayacak bir insan girmesinden korktum hep. Bütün endişem buydu. Ama çok şükür, Tanrı bizim seviyemize uygun dünyanın en temiz gelinini nasip etti. Size bazı olayları... Yok, Adnan bütün acılarınızı uzun uzun anlattı bana. Müsaade edersen, ailemizin uğur kolyesini boynuna takmak istiyorum. Gelinim olmanı istiyorum. Rica ediyorum. Anneciğim! Çok mutluyum Pennur. Artık uzun yıllar hiç ayrılmayacağız yavrum. Seni mutlu etmek en büyük sevincim, en önemli ödevim olacak. Sevinçliyim Adnan. Bulutların üzerinde, dünyanın kat kat üstündeki güzelliklerdeyim. Bir hayat boyu böyle olacağız yavrum. Ne düşünüyorum biliyor musun Adnan? Bir gün ayrılık olacaksa dünyamızda, bir gün ayrılık uğrayacaksa aramıza, burada canımı alsın Tanrı. Burada ayırsın beni senden, burada yok olayım, burada kaybolayım. Aramızda yer yok bu kötü düşüncelere. En güzel duyguları sindirdim içime senin yanında. Yarın ayrılıyoruz buradan, dönüyoruz. Beraberce müziğe adayacağız kendimizi. Seni sanat dünyasının erişilmez bir yıldızı yapacağım. İnan bana. Canım benim. Sana borçluyum her şeyimi. Yepyeni bir insan yarattın yorgun benliğimde. Her şey, bütün alkışlar, bütün güzellikler senin eserin. Daha yücelerine layıksın sen. Nasıl ödeyeceğim sana bu yaptıklarını? Bir gece boyunca kolların arasında yorgun bir bestekarı dinlendirerek. Canım sevgilim! Dünyamıza bambaşka bir renk, bambaşka bir hava getirdin yengeciğim! Seni öyle çok seviyorum ki! Ben de yavrum, ben de seni! İnşallah Tanrı seni de mutlu eder bir gün! İnsanın hayatına girecek erkek, inan bana, bazen kaderi, her şeyi oluyor! Abin dünyanın en iyi insanı yavrum! Sen de çok iyisin yengeciğim! İki güzel bir araya gelmiş, kimi çekiştiriyorsunuz bakalım? Seni! Senin dünyanın en kötü kocası olduğunu anlatıyordum kardeşine! Ooo! Öyleyse büyük bir ceza vermeli sana! Yengeciğim, canım yengeciğim! 5 yıllık meslek hayatının en güzel gecesindeydin, yemin ederim! Canım, çok mutluyum!
sevinçliyim yavrum. Oo, siz ikiniz bir araya gelince korkulur zaten. Her şeyi unutmuşsunuz. Neyi? Neyi unutmuşuz? İçerideki misafirleri ve gazetecileri. Altın plak armağanını almak için her şey hazırlandı yavrum. Yengeciğim! Adnan'ım! Her şeyim! Sana borçluyum bütün bu güzellikleri, senin eserin her şey. Türk plak sanayinin büyük ismi, Coşkun plak sahibi, Sayın Hilmi Coşkun'a eşime verdiği altın plak nedeniyle teşekkürü bir borç veririm. Buyurun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bir dakika! Müsaade ederseniz, bu büyük başarısından dolayı kardeşimi ben de tebrik etmek isterim. Bir abi olarak! Gerçekten çok sevdik sizi. En büyük mutluluğumuz, gelinimizin yıllar sonra değerli bir abisinin karşımıza çıkışı. Teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Herhalde çok yorgunsunuzdur. Hadi yavrum! Abine misafir odasını gösteriver. Hadi can. Gidelim abi. İyi geceler hanımefendi. Size de. İyi geceler. Size de. Karına anlayışlı davran yavrum. Abisinin dönüşüyle bir hayli şaşırdı kızcağız. Besbelli, aralarında kolay kolay unutamadıkları bir olay geçmiş. Zavallı kız. Çıldırmışsın sen! Yalan değil, çok özledim seni. Hasretinle çıldırmış olmam mümkün. Ayrıca helal olsun, her şeyi çok iyi hazırlamışsın, tebrik ederim. Artık bu oyun sona erebilir. Ne demek istiyorsun? Buradan ayrılmamız gerektiğini. Eski günlerimize dönebileceğimizi. Eski günlerim kalmadı artık benim, hepsini unuttum. Aferin sana! Unutulması gerekiyordu zaten o kötü günlerin. Ayrıca da akıllanmışsın maşallah. Ne demek istiyorsun? Konduğun koskoca serveti sana bırakmayacağım. İstediğinle ne istiyorsun benden? Şimdilik para. Hapishaneden yeni çıktım. İkimiz adına konduğun mirastan biraz avans istiyorum. Umumiyetle severim erken kalkmayı. Yengemin sizin gibi bir ağabeyi olması, inanın en çok beni memnun etti. Neden? Çok severim yengemi de. Oo, memnun oldum buna. Demek beni de seveceksiniz. Yanılmıyorsam tabii. Biraz yürüyüş yapmak, buraları tanımak ister misiniz? Hay Allah, ne garip! Ben de aynı şeyi teklif edecektim size. Ne duruyoruz öyleyse? Hadi!
yanımıza gelişinizle her şey değişti dünyamızda. Hepimiz çok sevinçliyiz. Ya sen? Sen de sevinçli misin? Tabii! Aslında en çok ben mutluyum. Olduğu senin kanını taşıdığı belli. Vallahi şımartıyorsunuz beni. Ferit Bey'in gelişi en çok beni sevindirdi. Bana arkadaş oldu çünkü. Abicim! Rica etsem bu gece bir kulübe gidelim diyorum da. Ne olur yengecim, sen bir şeyler söyle abime. Söyle de kırmasın beni. Acaba dans edebilir miyim sevgili kardeşimle? Yaptığın terbiyesizlikti. Ne yapalım? Hoşlandı sevgili kocanın kız kardeşi benden. Saçmalamadığına emin misin? Sersem kocanın bakışları bizde. Gülümseyiver azıcık. Sevgili abini hiç özlememiş gibisin. Yaklaş biraz. Yaklaş da kokunu duyayım. Oturalım. Bir şartla. Neymiş o şart? Bu gece sabaha karşı 4'te odamda bekliyorum seni. Ne için? Senin kadar vefasız değilim. Bir aile özledim. Hem verdiğin para da suyunu çekti. İğrençsin. Sen de çok güzel. Oturalım dedim. Memnuniyetle. Yalnız unutma, bekliyorum saat 4'te. Teşekkür ederim beni kırmadığın için. Ayrıca da biliyordum geleceğini. Hiçbir şey söyleme bana. Seviyorum. Çok seviyorum kocamı. Yalvarırım beni rahat bırak. Rahat bırak beni! Peki. İnsaflı saatime geldin. Yalnız param bitti gene. Biraz daha avans. Param kalmadı. Para yerine geçecek bazı şeylerin vardır senin.
Mesela... Mesela... Mücevher, lüks, hiçbir şey önemli değil yenge. Ömrümce beni mutlu edecek birini bekledim. Ve şimdi o insanı buldum yenge, seviyorum. Çok memnun oldum Hülya. İnşallah mutlu olursun yavrum. Peki... Sevdiğin insanın kim olduğunu merak etmiyor musun? Ediyorum elbet. Ediyorum ama sormaya cesaret edemedim nedense. Ben söyleyeyim öyleyse, Ferit Bey'i seviyorum, ağabeyini! Ağabeyim, başka verecek hiçbir şeyim kalmadı. Seninle aynı fikirde değilim. Ne istiyorsun gene? Seni. Olamaz. Olacak. Son bir fırsat sana. Ayrılıyorum yarın sabah. Evimizde bekleyeceğim seni. Yıllardır hiçbir eşyasına el sürülmeyen evimizde. Bir hafta sonra ya sen dönersin... Gelemezsem? O zaman Hülya'ya yazık olur. Onun mahvolmasını istemezsen, dönersin bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Bir an evvel olacak bu iş, seviyorum onu. O da beni seviyor. Evlenmek istiyor benimle. Evlenmek mi istiyor? Evet! Olmaz böyle bir şey. Olacak yenge, seviyorum onu. Evlenemezsin onunla. Evlenirim. Evlenemezsin. Evlenirim! Evlenemezsin! İlginize çok teşekkürler. Rahatsız ettim, özür dilerim. Estağfurullah. Bilakis çok memnun olduk. Kardeşimin emin ellerde oluşu çok mutlu etti beni. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. En kısa zamanda tekrar arayacağım sizi. Bekleyeceğim. Unutma. Bir hafta sonra evimizde bekliyorum. Hadi yavrum, teselli et kızcağızı. Merak etme. Hiçbir şey teselli edemezdi artık beni. Hayatımın en güzel yıllarını yaşadığım o güzel yerlere gidiyordum kocamla. Hayatımın son bir haftasını yaşamaya gidiyordum. Bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanındır seni kim bulursa cana yakın. Anam bile okşasa benim bağrım kaş olur. Benim bağrım taş Buyurun. Benim. Ben Ferit. İki gün kaldı, unutma, iki gün. Kimmiş? Annen.
bizi çok özlediğini söyledi. Dönmemizi bekliyormuş. Ne var bunda üzülecek? Nen var yavrum? Üzgünsün gene. Ölümü düşünüyorum. Mutlu bir ölüm düşündüğüm. Senin kollarının arasında, cennete varırcasına bir ölüm. O ölüm burada olsun olacaksa. Seviyorum seni. Seni aradım günlerdir. Seni sordum önüme geleni. Benim önemli bir randevum vardı. Şu an beraber olmamız imkansız. Git buradan. Gidemem. Yaşayamam sensiz. İyi bir insan değilim ben. Mahvederim seni. Yok olursun. Yazık olur sana. Ne olursa olsun senin olmak, seninle olmak istiyorum.
benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim ne zaman buluşacağız? Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Benzerlik olamaz. Amma uzattım be! Rahat bırak! Rahat bırak da nefes alalım, salon sakızı! Kim bu be? Tanıyor musun? Tanımıyorum. İlk defa. İlk defa gördüm kendisini. Gene mi siz? Ne istiyorsunuz benden? Neden takip ediyorsunuz beni? Bilmiyorum. Bir his. Anlayamadığım bir kuvvet çekti beni ardından. Yıllar evveline dayanan, yıllar evvel yaşanmış bir kuvvet. Anlayamazsınız bunu siz. Susun! Allah aşkına susun! Belki garip. İhtiyacım var size. İçimdeki hasreti, içimdeki ateşi söndürecek bir güç buldum. Gözlerinizde. Ne istiyorsunuz benden? Bu gecenizi. Bu gecemi mi? Yanlış anlamayın. Her şeyimi vermeye hazırım bu gece için. Anlayamazsınız siz. Beni yıllar evveline götürecek, tertemiz bir gece olacak bu. Kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim.
okurdu karım. Çok güzel söylerdi bestelerim. Onun sesinde bir kere daha duygu kazanırdı şarkılar. Çok, çok güzel okurdu. Benziyor diyeyim. Ben Tennur'um ben. Defol! Defol! Adnancığım, bu kolyeyi, bu kolyeyi başucuma sen mi bıraktın yavrum? Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Balayımızı hatırladım. Bir gün ölürsem buralarda ölmek isterim derdi. Abiciğim, yetiş abiciğim, yalvarırım kurtar onu. Şeyimsin. Hiçbir sırrı çözmeye çalışmayacağım. Seviyorum seni.